Şimdi senin gidecek yerin de yok, değil mi? Nereden olacak desene. Anlamıyorsun değil mi? Niye konuşuyorum ki ben de? حبيبتي ماما ما تبكي خلص وصلنا وصلنا ماما وصلنا ماما يا الله يا الله nereye yerleştirsek Bizim dededen kalma bir ev vardı. Oraya mı götürsek seni, ne yapsak? Ya habibti enti. Nimti minel jua ya elbi. Şu amin. Halim khilis. Ya Allah. Ya habibti tahammali şuvay. Bas şuvay. Gel buzum gel, korkma gel. Gel bacım gel, korkma. Gel bacım. Bacım bugünlük burada idare edeceğiz. Allah yüzükün hayır. Allah yüzükün hayır. Allah yüzükün hayır. Allah yüzükün hayır. Hadi bacım, Allah'a emanet. Ben gidiyorum. He bacım, el feneri sende kalsın. Belki lazım olur. Atayım mı?
Yarım saatle. Yarım saatle adam evinde. Yarım madem niye ya Allah. Yarım. Bana gayrak yarım. Bana gayrak. Binti şu ani. Binti. Binti abi, binti. Binti. Binti abi, binti. Oh, bana hadi bir kere. Al yavrum, başım gözüm sadakası olsun. La ama ben de şöyle hale. Ben tekti şu ani. Ben de rahat mut. Buldun da bu ne ya ama? Hadi yürü yürü başka kapıya. Gel ablam gel. İyi günler sayın seyirciler. Bugünkü programımızın konuğu sosyolog Ahmet Alay. Bugünkü konumuz ise Suriyeli sığınmacılar ve yerli halk arasında çıkan tartışmalar, çatışmalar. Hızlı bir giriş yapalım konumuza. Hocam siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında öncelikle şunu söylemek isterim. 2 milyon kadar sığınmacının Türkiye'ye alınmasının nedenini daha hiç anlamış değilim. Ve birilerinin buna kesinlikle dur demesi gerekmektedir. En başta işçi gücü olarak tabir ettiğimiz, özellikle köylerde yaşayan insanlarımızın artık iş bulamadığını görmesi. Bunun en basit nedeni ise Suriyeli işçilerin Türkiye'de iş bulmak için daha ucuza çalışmalarıdır. Canım.
İyi günler sayın seyirciler. Bugünkü program konuğumuz ilahiyatçı yazar Asım Emre Bey. Asım Emre Bey'e şu soruyu ileteceğiz. Suriye'deki insanların açlıktan ölmemek için kedi köpek etinin yenmesinin caiz olduğu fetvası verilmekte. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? İlk önce ilkeyi belirlemek gerekir. Şimdi büyük bir trajedi var. Yani 57 tane Müslüman ülke var. Bunların çoğunda bir takım problemler var. En yoğun olduğu da Suriye. Şimdi şuna bakmak lazım. Bu Müslümanların intisap etmekle ihtiyar ettikleri bir peygamber var. Hazreti Peygamber. Öyle bir insan ki ahlakı Kur'an'dır. Yani insanca yaşamayı öğretendir. Davası da Furkan'dır. Yani hakla batılı ayıran, insanları zulümden kurtaran bir çerçevesi vardır. Ve büyük bir başarı imza atmıştır insan olması itibariyle. 23 yıllık bir süreçte her türlü haksızlık ve adaletin içerisine batmış bir toplumdan yüzyılları ışıtan bir nesil çıkarmıştır ve bir medeniyet oluşmuştur. Şimdi iki tane kavram var önemli olan ve Hazreti Peygamber'in yaptığı en büyük iş. Medine'de müminleri kardeşlik, iman kardeşliği etrafında buluşturmasıdır. Mekke'den zor durumda kalıp muhacir olarak Medine'ye gelen müminleri Medine'deki ensar, yani onlara yardımcı olan evlerini, barklarını, kucaklarını açan ve kardeş kılmıştır. Ve böylece büyük bir medeniyet ortaya çıkmıştır. Tabii bu ruhu her zaman yaşatmamız gerekiyor. Bu ruhu yaşatan Müslümanlar da var, yaşatmayan Müslümanlar da var. Tabii Türkiye olarak bir ensar bilinciyle Suriye'den gelen kardeşlerimize muhacirlik yapmaktayız. Tabii büyük bir trajedi, güç belli bir noktaya kadar yetebiliyor. Dolayısıyla bu noktada bir takım çıkış noktaları vardır, ruhsat vardır. Yani şöyle bir ilke vardır, insanın açlıktan ölmeyecek kadar domuz eti yiyebileceği bile ifade edilmiştir. Burada bir trajedi vardır, önemli olan insanların hayatta kalmasıdır. Tabi bundan insanlığın büyük bir ders çıkarması gerekir. Ve ona göre hakkın, adaletin, birlikte yaşamanın hakim olduğu bir toplum üretmek gerekir. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Kızım lan pişman oldum sana süt getirdim çocuğuna içirdim. Oh,
Hanım. Mom, but this is it.